Yok abi. Estağfurullah abi, olur mu? Abi geçmiş olsun diyelim. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Uzaktan gördük, biraz dertli gördünüz ama inşallah önemli bir şey yoktur. Yok iş güç. Bu ara şeyler var, yılbaşı için hazırlık var, bir şeyler var. Konserler var önümüzde çok. İşte ekiple devamlı telefonda konuşuyoruz öyle. Ondan sonra geldik. Hastanedeyiz abi, önemli bir şey yoktur inşallah. Yok çok şükür. Bugün iki şov, hem hanım bir tarafta hem kayınpeder bir tarafta. Öyle serum yiyorlar. Ondan sonra geçeceğiz, gideceğiz eve. Normal. Kötü bir durum yok, yok çok değil mi? Yok hiçbir şey yok. Normal. Allah çok şükür. Salgın. Evet öyle ufak tefek şeyler. Geçmiş olsun diyorum. Sağ olasın. Sen nasılsın abi? Vallahi iyiyim. Belki takip ediyorsunuz. Konserler yoğun evet, gidiyor abi, bu ara. Yoğun bu aralar. Bir Karadeniz turu yaptık. Çok keyifli geçti. Onun dışında işte devamlı. Yarın akşam var. Bir sonraki gün var. Hafta içi var. Sonra hafta sonu tekrar böyle başlıyor arka arkaya konserler. Bu ara böyle yoğun bir şekilde konserlere gidiyoruz. Sağ olsun dinleyici de bizi yalnız bırakmıyor. Keyifli geçiyor yani. Önümüzde yılbaşı neler yapacaksınız? Abi yılbaşı tipik yer şarkıcının ya da müzisyenin olduğu gibi büyük ihtimalle sahnede olacağız. Yani o akşam bizi dinlemeye gelen herkesle beraber yeni yıla gireceğiz. İnşallah yeni yılda memleketimiz için şahane bir yıl olur. Yani çok zor bir dönemden geçtik. Pandemi üstüne bir takım sıkıntılar, krizler. Ama inşallah 23-22'den çok daha iyi olur. İnşallah. Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Böyle evet. Bir şey oldu mu? Özel bir günde sahneye çıkmama gibi bir durumunuz oldu mu? Özlem var mı buna? Yani özel ya gün, bazen, yılbaşı bayram. Bazen insan diyor yani, şimdi mesela yeni yıla girerken ailemle vakit geçireyim diyorsun. Ama şöyle bir şey işte hani dinleyici de başka bir şey. Bizim için o da bir kutsal bir durum gibi yani. Hani böyle çağırdılar mı? İlla görmek istiyoruz dediler mi? Gidiyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Hiç oldu mu? Daha önce denk geldiniz. Oluyor tabii yani. Yılbaşında hiç çıkmadınız oldu mu mesela? Yok, merak hiç hatırlamıyorum. Mi? Mesela gerçekten hatırlamıyorum. Çok belki 16-17 yaşından beri her yılbaşı sahnedeyiz. Sahne sonrası çocuklarla beraber mi gidiyorsunuz, eşiniz yoksa hani dönüp ya şöyle işte atıyorum, ikimizin işi varsa ikimiz işe gidiyoruz, evde buluşuyoruz. Başka bir şehirdeyse ertesi sabah erkenden geliyoruz, sonra hep birlikte bir yere gitmeye çalışıyoruz. Ya bizim yılbaşı kutlamalarımız bir gün sonra oluyor. yeni bayram, yılbaşı. Evet. Bu arada yani, son dönemde pop müziğin önüne biraz rap müzik geçti gibi. Yani daha çok ön plana çıktı gibi. Hani evet. Bir dönem arabeskti işte, evet. Şimdi daha fazla değil mi? Evet. Ya böyle olacak, bunlar olacak. Onu deneyecekler, öbürünü deneyecekler. Ya iyi şarkı varsa ne tarz olduğunu çok önemi yok. Yeter ki iyi olsun, güzel şeyler yapılsın. Güzel şarkı yapılıyorsa ben hepsine kabulüm. Ama geçen yine bir arkadaş sağ olsun, ben başka bir şey söyledim, o başka bir şey yazdı. Güzel dedim o zaman. Ben. Şöyle ben hani hep söylüyorum, böyle bir an gördüğümüz parlak yıldızlar gibi gelip yok olan çok çok iş var Türkiye'de. Biliyorsun oldu bu. Ben hani bir besteci olarak da bunları yaşadım. Çok verdiğimiz şarkı inanılmaz bir yere gitti. Sonra o şarkıcı 2 yıl sonra kimse bakmadı bile yüzüne. Öyle şeyler de yaşandı. Olacaktır böyle şeyler. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz de üretemezsek biz de kayboluruz. Ama bunu tabii çok şey yapmamak lazım. Çok böyle gaza gelip sanki bu ülkede hani bir daha asla yeri dolmayacak işler yapıyormuş gibi davranmamak lazım. Onu söyledim. Ama bambaşka yere çekti arkadaşlar. Yani sanki ben böyle rapçi arkadaşlara şey diyormuşum gibi, hani bunlar kaybolur gider. Hayır. Dönemsel. Çok iyi oluyor bir dönem. Evet. Bir bakıyorsun bir dönem sonra hiç dinlenmiyor. Zaten hatırlayın, bir dönem arabesk inanılmaz güzel işler çıkıyordu. Memlekette arabeskten başka bir şey dinlenmiyordu. Sonra bir dönem oldu, popüler müzik çok şey yükseldi. Şimdi rap de güzel yapıyorlar. Ben dinliyorum, bazı arkadaşlar gerçekten güzel şeyler yapıyor. Çok kötüsü de var içinde. Evet. Aynı popta olduğu gibi. Sosyal medya ünlüleri diyebiliyor muyuz bunu? Mesela dediğiniz yok, şey. Yok diyemeyiz, o bir iş, emek. Tek şarkılı çıkıp sonra şöyle, sonuçta bir emek bu ya. Buna bir şey söylemem ama hani arkasının gelmesi lazım. Onu söylüyorum. Yani bir şey yapıyorsanız arkası gelecek. Bir de söylediğim şey şu. Ya yani birine star demek için 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl belki yani arka arkaya gerçekten bir şeyler koyması lazım. O zaman denebilir. Yoksa ben hani bir de hani kimse iddia etmemeli ben starım falan. Öyle bir şey yok. Halk veriyor onu. Halk diyor ki bu adam star. Okey bitti. Star demişken bir de onların sahne ücretleri çok uçuk. Yani bir starın almayacağı kadar ya da bir popçunun almayacağı kadar fazla ücretler alıyorlar. Hayır, oluyorsa veriyorlar. Abi bu şey hani arz talep hikayesi. Veriyorsa alacak adam. Yani abi bugün alır, yarın alamaz. Belki inşallah yarın daha fazla alır. O ayrı bir şey. Yani ona bir şey demem. Ama bu böyle. Yapacak bir şey yok. Ben çok garip şeyler de duymuyor musunuz Allah aşkına? Görüyorsunuz siz de. Ben de duyuyorum. Ben de şaşırıyorum ama ne güzel abi. Varsa şahane. Yeni nesil müzisyenlerden takip ettiğiniz var mı? Var. Çok güzel yetenekli genç kardeşlerimiz var. Var mı? Epey var ya. İşte Ediz var. Çok güzel şeyler yaptı. Hala devam ediyor. Evet. Yapıyor da yani. Kapınızı çaldılar mı? Ya arayan soran oluyor her zaman ama ben artık eskisi gibi böyle çok şarkı yazayım derdinde de değilim.
Yani bir taraftan çünkü sadece müzikle uğraşmıyorum, başka işlerim de var. O yüzden öyle böyle eskisi kadar şarkı yazayım, işlerde de şarkı vereyim gayretim yok. Onun için öyle takılıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi kurban leş